Ben de yiyeceğim efendim. Kanada olması lazım. Kanada'ya. Kanada. Diyoruz ve kime teslim ediyoruz? Size servis Kanada'ya gönderiyoruz. Evet. Oluyor mu? Koyuyorlar o şekilde mesela. Ya alıyor buradan hemen. Evet. Yani güzelliğe bakar mısınız? Direkt ya? Fotoğraf geliyor. Yani. Merhaba, hoş gördük. Allah güç kuvvet versin. Ablam kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Temizleyip. Yok da yüzlük yere yapıyor. Buraya koyuyorsun. Evet. Beni beğenecek misiniz? Beğenirseniz gelirim sizinle çalışmaya. Ha? Hayır ablam. Biz bile geldik. Beraber üretiyoruz. Gittim ben televizyona. Ürünümüzde şey varsa çık alıyoruz. İşle baş edebilecek o zaman da ya. Tartımını yapalım. Nasıl yapıyoruz ya? Galiba bu. Tabi daha yukarıda da. Çıkış tartısı 17.660. Ne? Anamızın turgu da vereceğiz. Alalım. 17.660. Net de 6.180 kilo malımız var kamyonumuzda. Abi kazasız. Denizlimizin ve ülkemizin muhteşem zenginliklerinden bir tanesini şu anda hep birlikte sizlerle görmeye başlayacağız. Tarladan hasada, hasattan satışa ve sofralara. Allah'ın izniyle Yüce Rabbim bize öylesine güzel bir coğrafya vermiş, öylesine bereketli topraklar vermiş ve hamdolsun o toprakları da işlemesini bilen, o topraklarda üretim yapmasını bilen mükemmel insanlar nasip etmiş. Aylarca süren bir yolculuk aslına bakarsanız narın çıkmış olduğu bu yolculuk. Önce onun bakımları yapılıyor, ilaçlamaları yapılıyor, gübrelemeleri yapılıyor, budama işlemleri yapılıyor ve Yüce Allah'a da dualar ediliyor. Sezonumuz, hasadımız bereketli geçsin diye. Şimdi bu hasadın ilk adımındayız. Bu ilk adımında biz ağaçlarımızda olgunlaşmış olan narlarımızı seçerek, onların güzellerini seçerek kasalarımıza yerleştirdik. Traktörümüze yükledik ve buradan sonra artık doğruca nereye gideceğiz? Bu narlarımızın yolculuğa çıkmadan önce hazırlık aşamalarına geçeceğiz. Bu hazırlık aşamaları da bazı tesislerimizde profesyonel bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bazı yerlerde de biraz daha geleneksel usullerle gerçekleştiriliyor. Öncelikle soğuk hava depolu olan tesislerimizden bahsedelim. Soğuk hava deposunun içerisine önce yükleme alanından, buradan tarladan hasat edilmiş olan ürünler giriyorlar. Oradan çeşitli bantlarda ilerleyerek ürünlerin içerisinde ilk göze çarpan aksaklıklar varsa onlar ayrılıyor ve bunların temizlik aşaması başlıyor. Ardından paketleme aşamaları ve istiflerken de ebat ebat hacimlerine göre, büyüklüklerine göre ayrılıyorlar. Oradan soğuk hava deposunda bir süre bekleyen narlarımız hemen hızlı bir şekilde dünyanın farklı farklı ülkelerine doğru yolculuklarına çıkmaya başlıyorlar. Öğrendiğime göre Kanada'ya kadar bugün ürün göndereceğiz sizlerle birlikte. 28 gün sürecek olan bir yolculuğa çıkacak şu anda tarlamızdan hasat etmiş olduğumuz narımız. Ve en son itibariyle de yine o soğuk hava depolarında bir süre şoklanmış olan ürünlerimiz tartıya gönderilecek. Tartıda tartıldıktan sonra o yolculuğuna tam olarak çıkmış olacaklar. Bizim hedefimiz nedir? Bizim hedefimiz böylesine muazzam bir zenginliğe sahip olduğumuz bu coğrafyadaki insanlarımızın daha mutlu, daha huzurlu bir şekilde bu üretimlerini gerçekleştirebilmek. Çiftçimizin ihtiyaç duyduğu her anda onların yanında olabilmek. Aynı zamanda da bir başka hedefimiz de bu kadar gayret gösterilip
adeta kendi çocukları gibi yetiştirdikleri hem ayvayı hem de narı dünyanın dört bir tarafına Denizli ayvası ve Denizli narı olarak göndermek hedefimiz var. Bunun için de coğrafi işaretini almak için çalışmalarımızı Pamukkale Belediyesi olarak başlattık. İnşallah en kısa süre içerisinde de onu tamamlamış olmayı düşünüyoruz. Şu anda bizim bu coğrafyamızda yapılan üretimlerle Türkiye'de 3. 4. sıradayız ihracat oranlarında. Ama işin aslı öyle değil. İşin aslı Türkiye'nin bir numarası diyebiliriz kendimize ihracat konusunda. Peki neden biz bunu rakamlarda gerçekten Türkiye'de birinci sırada olarak gösteremiyoruz? Az önce o söylediğim sebepten ötürü. Yurt dışına çıkarken, gümrüklemeleri yapılırken maalesef Denizli menşeli değil, hangi ilimizden yurt dışına gönderiliyorsa o illerin menşeini alarak yurt dışına gönderiliyor. Bundan ötürü de Denizli'mizin marka değerini maalesef yurt dışına taşıyamamış oluyoruz. İşte biz coğrafi işaret çalışmalarımızla Denizli'mizin marka değerini de arttırmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle tam da sezonunda olduğumuz kesim sezonunun bereketli geçmesini temenni ediyorum. Hasadımızın çiftçilerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Buralarda çalışan, alınlarının terini döken o bütün çalışan kardeşlerimize de yürekten başarılar diliyorum ve yürekten teşekkürler ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.